Ücretmen değil, öğretmen. Ücretmen değil, öğretmen. Bizler hayatlarını eğitime adamış ve geriye kalan hayatlarını yine eğitimden yana kullanmaya gönüllü eğitim neferleriyiz. Bu uğurda canla başla mücadele eden ve atama bekleyen biz öğretmenlerin temennisi, sesimize kulak verilmesi, umudumuza ışık olunması ve buna bağlı olarak mezun olmuş ve mezun olacak öğretmenlerimizin hem kendi hem de ülkenin yarınlarına umutla bakabilmelerine yardımcı olunmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen ve kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken 2020 Eğitim Bilimleri Sınavı'na 432.753 kişi başvurmuştur. Her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden, ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artış son derece dikkat çekici bir hal almaktadır. Gelecek yıllarda işin içinden çıkılamaz bir hal almaması adına 2021 yılında yapılmasını talep ettiğimiz ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması, yukarıda belirttiğimiz ataması yapılmayan öğretmen sayısı ile kıyaslanınca 60 bin öğretmen atamasının gerekliliğini bir kez daha anlıyoruz. Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen mevcut iken adını dahi anmaktan imtina ettiğimiz ücretli öğretmenlik hem biz atama bekleyen öğretmenlere yapılan bir haksızlık hem de Türkiye eğitim sistemine vurulmuş bir baltadır. Atamamız yapılmadığı için öğretmen değil, öğretmen adayı olarak anılmamız bizi derinden üzmektedir. Oysa hepimiz diplomamızı almaya hak kazandığımız gün ücretli, kadrolu, sözleşmeli veya ataması yapılmayan şeklinde ayrım yapılmaksızın öğretmen olarak anılmaya hak kazandık. 2021 yılı için ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması hem atama bekleyen öğretmenler için hem de Türkiye eğitim sistemini daha aydınlık günlere ulaştırmak için atılmış büyük bir adım olacaktır. Bu problemlerin çözümü sadece atanamayan öğretmenler için değil, Türkiye eğitim sisteminin daha aydınlık yarınlara ulaşması için atılacak büyük bir adım olacaktır. Öncelikle biz öğretmen adayı değil, öğretmeniz. Eğitim fakültelerimizi bitirerek bunu hak ettik zaten. Aynı zamanda KPSS sınavına girip gereken puanları da aldık. Ben 2019'da mezun oldum. 2020 KPSS'de 83 puan aldım ama atanamıyorum. Belki 2-3 soru daha fazla yapsaydım olacaktı. Benim başarımı belirleyen 2-3 soru değil. Milli Eğitim Bakanımız bize 40 bin sözünü verdi. Biz 60 bin talep ediyoruz ama bize verilen sayı 20 bin. Biz hakkımızı istiyoruz, 60 bin atamı istiyoruz. Ben ilk öğretim matematik öğrencisiyim. Şu an öğretmen adaylarının yanına geldim onlara destek vermek için. 20 bin atama çok azdır. 40 bin atamayı Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Bizi mağdur bırakmayacağını da biliyoruz. Bizler eğitim fakültelerinden mezun olarak öğretmen unvanı aldık. Ama maalesef ülkemizde öğretmen açığı çoğu kez ücretli öğretmenlerle kapatılıyor. Biz bu açıkların kadrolu öğretmenlerle kapatılmasını istiyoruz. Bizim ücretli, sözleşmeli, kadrolu diye ayrım yapılmasını istemiyoruz bizim üzerimizde. O yüzden 60 bin atamayı ücretli istiyoruz. Konya İktisat mezunuyum ve aynı zamanda Kahramanmaraş Süleyman Üniversitesi İlahiyat mezunuyum. 108 bin öğretmen ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ek 40 bin atama istiyoruz. Ben Ayşe Rabia Ceyhan, PDR bölümünü yeni kazandım. Bir öğretmen adayıyım ve bu süreçte ablamın en yakınındaydım. Bütün öğretmenleri anlıyorum ve bu bizi korkutuyor açıkçası. O kadar emek yapılmış çalışmalar, çok az atama alınıyor ve bu hiç iyi bir şey değil. Bizi de korkutuyor, bölümden soğutuyor. Bölümü şimdiden bırakmak, ek işlere bakmak zorundayız. Bu gidişatın bir bence çözümü olmalı. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum buradan. Bu gençlerin sesini inşallah duyarsınız. Bekliyoruz, sizden bir cevap bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. 80 puanla bu gençler açıkta kalıyorlar. Gerçekten 20 bin çok az. 40 bini bekliyoruz sizden Sayın Cumhurbaşkanım inşallah. Ben atama bekleyen bir psikolojik danışmanım. Şu an iş bulamadığım için ücretli öğretmenlik yapıyorum. Ücretli öğretmenlik tamamen kendi alanında olmayan insanların başka alanlarında çalıştırıldığı bir sistemdir. Ben psikolojik danışman olmama rağmen özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. Özel eğitimden kendi çabamla anlamaya çalışıyorum. Akşam ders çalışıp sabah çocuklara anlatıyorum. Sırf oraya gidip oturmamak için.
Maaş olarak çok düşük bir maaş veriliyor. Bu ay daha dün 1100 lira yattı. Devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim reformu yılında ek 40 bin atama yapmasını talep ediyorum.